arkadaşlar. Bugün sizlere yine Oyası'ndan bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimiz sinek kanadından oluşan gayet şık ve zarif bir model. Tek renk yazmalara çok yakışacak bir model arkadaşlar. İki renkten oluşan sade bir model uygulayabilirsiniz. Çok yakışacağını düşünüyorum. Veya rengarenk de uygulayabilirsiniz. Veyahut da daha büyük yaparak namaz örtülerinde kullanabilirsiniz. Havlu kenarlarında kullanabilirsiniz bu modeli. Arasına motifler koyabilirsiniz. Her şekilde değerlendirilebilecek çok güzel bir model arkadaşlar. Şimdi bu modelin yapım aşamasına geçelim. Daha önceden zürafasını yaparak hazırladım arkadaşlar. Şimdi iğneme ipimi aldım. Hemen zürafama batarak düğümümü atıyorum. Ben 3 renkten oluşan bir dağ yapacağım. Rengarenk yaptığınızda bile çok güzel olacak bir model arkadaşlar. Bir sonraki zürafaya batarak buraya bir göbek oluşturuyorum. Bu şekilde göbeğimi oluşturdum ve geri dönüyorum. Geri döndükten sonra hemen sinek kanadımı oluşturmaya başlıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dön. Bu şekilde kenarında 4 tane pırpırım oldu arkadaşlar. Birinci sinek kanadımı yapmış oldum. Şimdi tekrar ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Bir tane minik pırpır yaptım. Pırpırımın içine baktım. Tekrar aşağıya döndüm. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Burada ilk sırayı tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sırada beyaz ipimi kullanacağım için zemini siyah yaptım arkadaşlar. Ve iğneme beyaz ipimi aldım. Hemen 1, 2, 3, 4 ve 5. zürafaya batarak buraya düğümümü atıyorum. Arasında 5 tane zürafa, 4 tane zürafa bıraktım. 5. zürafama batarak düğümümü attım. Bir sonraki zürafaya batıyorum ve göbeğimi oluşturuyorum. Yapmış olduğum göbeğin içine batarak geri dönüyorum. Ve sinek kanadımı yapmaya başlıyorum. Bir tane küçük pırpırımı yaptım. Bu
pırpırımın içine battım ve tekrar aşağıya dönüyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönmüyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci sinek kanadımın üzerindeki pırpıra batarak bu şekilde ipimi ayarlıyorum. İpimi ayarladıktan sonra yine buraya iki tane sinek kanadı yapacağım. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Buradaki ipim biraz kısa oldu, küçük oldu arkadaşlar. Hemen büyütelim. Bu şekilde birinci sinek kanadımı yapmış oldum. Tekrar aynı yere batarak ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dön. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dön. En üstteki sinek kanadımı tamamlamış oldum. Şimdi 1, 2, 3 tane burada pırpırım var. Tekrar göbeğimin içine batarak aşağıya dönüyorum. Bu şekilde dördüncü pırpırımı da tamamlamış oldum. Birinci yaprağım tamam oldu. Şimdi ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Küçük bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine battım. Tekrar aşağıya dönüyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Üçüncü pırpırıma battım. Tekrar aşağıya dönüyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. İkinci sıramı da tamamladıktan sonra arkadaşlar iğneme pembe ipimi aldım. Hemen
4 tane zürafa bırakıyorum. 2, 4 ve 5. zürafama batarak burada düğümümü atıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buraya bir göbek oluşturuyorum. Hemen geri dönüyorum. Aynı şekilde buraya da yine yaprağımı oluşturmaya başlıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırıma tekrar batarak yukarıya dönüyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Üçüncü pırpırıma battım ve hemen aşağıya dönmüyorum arkadaşlar. Beyaz pırpırıma hemen en üstteki pırpırın içine batarak bu aradaki mesafeyi ayarlıyorum. Bu şekilde. Burada başlamış olduğum gibi birinci yaprağımı hazırlayacağım ve tekrar yukarıya döneceğim. Pırpırımın içine battım. Tekrar aşağıya dönüyorum. İkinci pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Ve buradan bir üstteki sinek kanadımın üzerindeki pırpıra batıyorum. Bu şekilde. Ve buraya da yine aynı şekilde iki tane sinek kanadımı yapacağım. Tekrar aşağıya dönerek dördüncü pırpırımı yapıp diğer tarafını tamamlayacağım. Bu ikinci sırada yaptığım gibi üçüncü sırayı da yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Üçüncü sırayı da yine aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Bir sonraki dağımı başlarken yine arasına 4 tane zürafa bıraktım. 5. zürafama batarak başladım arkadaşlar. Dilerseniz bu dağınızı daha da büyük yapabilirsiniz. Bu şekilde modelim tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.